Size ters de gelebilir. Etmek dolayısıyla Muharrem İnce'yi sosyal fenomen, biz de halkın gündeminin içindeyiz ve konuşuruz. O zaman sorumu ben ya daha sonra sorayım ya daha da aslında sorumu Gaye Hanım'a sorayım. Belki onun değerlendirmeleri de önemli olacaktır eminim. Sayın Uslar merhaba, hoş geldiniz perdenin arkasına. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Stüdyodaki bütün arkadaşlara iyi yayınlar, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz biz de. Şimdi Sayın Uslar müsaadenizle ben izleyicilerimize bir hatırlatmada bulunayım. Siz Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsüydünüz ve istifa ettiniz. İstifanızı duyurduğunuzda o bölümü bir okuyayım izleyicilerimize. Şu ifadelere yer vermiştiniz. Gün küçük olsun bizim olsun zamanı değil. Ya kazanılacak ya da kazanılacak bir seçim sürecinin içindeyiz. Aksi düşünülemez, düşünülmemeli. Ülkemiz için köprüden önce son çıkış görünen alternatif ya da aksini düşünmek bile istemeyeceğim sürece isteyerek ya da istemeyerek olumsuz katkıda bulunuyor olmak en büyük endişem. Bu duygu ve düşüncelerle Memleket Partisi'nden istifa ettiğimi bilgilerinize sunuyorum. Şimdi bugünkü tabloya bakarak, Memleket Partisi'nin Muharrem İnce'nin yarattığı gündeme bakarak dönüp istifanızı ve gerekçelerinizi hatırladığınızda ne düşünüyorsunuz? Hangi duygu baskın çıkıyor? Ne kadar doğru karar vermişim mi ve ne kadar isabetli bir öngörüde bulunmuşum mu diyorsunuz? Beraberinde başka duygular mı eşlik ediyor? Ne dersiniz? Şimdi 20 Haziran 2022'de istifa ettim. Aynı anda 3 MYK üyesi arkadaşım ve 2 parti meclisi üyesi arkadaşımız, yani 6 kişi aynı gün istifa ettik. Evet. İstifamızın ortak nedeni seçim satığı mahallinde olabilecekleri gördüğümüz içindi. Açıkçası bugün ortaya çıkacak tablo, bugün tüm toplumda yaygın olarak oluşan huzursuzluk hali, o gün bunları gördüğümüz için, bunların yaşanacağını gördüğümüz için istifa ettik. Aslında o istifada sosyal medyada bir bölümünü tanımladığım uzun bir istifa mektubum vardı. Esasında onunla da bir mesaj vermek istedim. Sadece toplumsal bir mesaj değildi hedefim. Aynı zamanda parti içine, yani Memleket Partisi'ne de bir mesaj vermek istedim. Tabii ki partiler kurulabilir. Tabii ki insanların farklı farklı hedefleri olabilir. Bununla ilgili bir sorun yok. Ancak günün sonunda sizin söylemleriniz, bu iktidardan da kurtulmalıyız, bu muhalefetten de kurtulmalıyız noktasına geldiğinde esasında toplumsal bütünleşmeye, birleşmeye, birlikte olmaya bu kadar ihtiyacımız olduğu bir zamanda, ki bu bir yıl önce de böyleydi çünkü gidilen yol belliydi. Bu kadar ihtiyaç varken tek hedefin iktidarı değiştirmek olması gereken bir düzlemdi. Muhalefetle bu şekilde zıtlaşma açıkçası tarihsel bir sorumluluk yaratacak, siyasi bir sorumluluk yaratacak kaygılarıyla istifa ettim, istifa ettik. O nedenle bugün geldiğimiz aşamada diyorum ki iyi ki. Diyorum ki iyi bir öngörü, doğru bir öngörü. Çünkü ilerleyen süreçte her defasında iyi ki diye düşündüm. Memleket Partisi'ndeki arkadaşlarımızla bir husumetimiz Sayın İnce başta olmak üzere asla olmadı. Ama bu bireysel siyasi sorumluluktu. Bunun tarihsel sorumluluğunu hem bu ülkede yaşayan tüm yurttaşlar için, hem kendi kızlarım için, onların geleceği için taşıdığıma inandım ve bu nedenle istifa ettim. Ama şu anda da iyi ki oluyor, ben ayrıldım nasıl olsa gibi bir düşüncede değilim. Biraz önce Sayın Genel Başkan, çok sevdiğim Murat Karayalçın'ın da söylediği gibi, esasında son birkaç gündür çıktığım bütün programlarda birleşmenin olacağı, birleşme değil de uzlaşmanın olabileceği yönünde isteğimi ve duygularımı ifade ettim. Gerçekten dün akşam saat 17'ye kadar, 17 sularına kadar da hep bu inancı taşıdım. Bu konuda çok samimiyim. Ama bundan sonrası için ne olabileceği biraz daha zorlaştı. Dün akşam 17'ye kadarki süreç daha güzel bir süreçti. İmkansız değil. Bundan sonra olabilecekler. Olabilir mi? Yani hala bir şans var mı? Evet, pusulada Sayın İnce'nin adı olacak ama mesela o adı ve pusuladaki ismi
nasıl etkiler seçmeni? Yani bir olumsuz etkisi olur mu? Bundan sonraki bir birleşmenin yaratacağı şey ne olur? Geç kalınmış mı oldu? Yoksa hayır hala şans var mı? Bir öngörünüz var mı? Şimdi bir kere dün akşam saat 17 öncesinde böyle bir şey olsaydı çok daha avantajlı olurdu. Evet. Çünkü seçmen davranışlarını etkilemeniz pusulada bir isim, pusulada bir resim olduğunda çok daha zor. Hı. Yani siz istediğiniz kadar kamuoyuyla paylaşın, Cumhurbaşkanı adaylığından çekildim diyebilir Sayın İnce, biz uzlaştık denilebilir ama orada pusulada o resmin olması seçmen davranışını etkiler. Özellikle Memleket Partisi'nin kendi seçmen kitlesi işte o oran neyse öfkeyle yine o ismin, o resmin altına evet mührünü basabilirler. Ancak bundan sonra ben 14 Mayıs'a kadar her an olabilir düşüncesinden ziyade 9 Nisan'da milletvekili aday listeleri verilecek. Ben bu bir hafta içerisinde böyle bir şey olursa hiç uzlaşının olmamasından yine de böyle bir uzlaşı sürecinin bile tarihsel fayda sorumluluk getirir. Altını çiziyorum. Siyasi sorumluluk ve Türkiye'nin ortak iyisini birlikte oluşturmak açısından çok önemli adım olabileceğini düşünüyorum. Şunu söylüyorsunuz Gaye Hanım. Memleket Partisi'nin altılı masaya dahil edilmesi ya da CHP ile ortak liste çıkarmasını mı kastediyorsunuz? Hiç bunu kastetmiyorum esasında çünkü... 9 Nisan dediğiniz için o yüzden söyledim yani. 9 Nisan evet evet anladım. Yok yok ondan sonra her şey iyice netleşecek o manada dedi. Çünkü Sayın İnce Cumhurbaşkanı adaylığından çekilebilir. Bunu bir yurtsever, deneyimli bir siyasetçi, bir önceki dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı olan ve kitlelere umut veren bir kişi olarak yapabilir ve çok da iyi olur. Ancak şunu da hemen hatırlayalım. Altılı masayla ilgili ya da artık masa değil altı siyasi partinin oluşturduğu ittifakla ilgili iki gün önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Memleket Partisi'ni ziyareti sonrasındaki basın açıklamasında da esasında Sayın İnce'nin verdiği mesajlar işte Atatürkçüyüz, terör, kadına durumumuz falan tarzında bunların tamamı aslında ittifaka da yönelikti. Yani öyle bir mesaj verdi. Ondan önceki hafta parti genel merkezinin önünde bir minik bir miting, gençlerle bir miting yaptığında orada da altı siyasi partiye yönelik suçlamaları ve o kitlenin yuhalamaları vardı. Bu nedenle artık ittifak protokolleri de Yüksek Seçim Kurulu'na verildiğine göre o altılı ittifakın içine dahil olma şansı sadece için değil, sadece Memleket Partisi için değil, hiçbir siyasi parti için söz konusu değil. Burada anlaşma yapılması gereken olay esasında Cumhurbaşkanlığı seçimi. Her ne kadar Sayın İnce burada menfaatler birlikteliği değil de ilkeler birlikteliği dediyse de bu tür olaylar vuku bulduğunda, uzlaşmalar ortaya çıktığında karşılıklı bir takım anlaşmalar, karşılıklı bir takım alışverişler işin doğasında vardır. İstenir, verilir, verilmez onu bilemem ama bu işin doğasında bu da vardır. Toplum bunu da merak eder ama bir uzlaşı zemini siyasetçinin her zaman içinde olmalı, kalbinde olmalı ve siyaset zaten oturmak, konuşmak ve uzlaşmak üzerine kuruludur. Bakın altı siyasi parti bir araya geldi. İdeolojileri farklı, yol yürüme biçimleri farklı. Çoğu zaman hepimiz dedik ki bu iş nasıl olacak? Ama Türkiye'nin ortak iyisine ulaşmada, bir ortak aklı oluşturmada uzlaşabildiler. Bunu da oturup konuşup gerçekleştirdiler. Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi 3 Mart sonrasında? Oturdular, konuştular, dağıldılar. 3 gün sonra ne oldu? Yeniden oturdular, yeniden konuştular, yeniden uzlaştılar. Evet. Peki, neden de siyaset budur zaten. Evet, devam edelim evet sorulara. Sen sor ben az önce sorayım. Aslında duygunuzu, uzlaşma yönünde duygu durumunuzu söylediniz. Peki, Memleket Partisi'yle hala Memleket Partili arkadaşlarımla konuşuyorum dediniz. Peki, oradaki duygu durumu nedir? Böyle bir uzlaşma el uzatılırsa Muharrem İnce ekibi açısından söyledim. Bir el uzatılır mı? Uzatılan ele bir karşılık gelir mi? Memleket Partisi'ndeki bazı arkadaşlarımla ilişkim devam ediyor ama
ne yapıyorsunuz, ne yapacaksınız tarzında bir soru sormayı doğru bulmadığım için hiçbir zaman bunu sormadım. Ama genel olarak hissettiğim, gerek sosyal medya paylaşımlarında, Sayın İnce'nin olsun, genel başkan yardımcısı düzeyindeki arkadaşların olsun, hep bir öfke, bir itiraz, hep bir eleştiri olduğunu görüyorum. Bunun aslında Sayın İnce'nin uzlaşmak istediği noktada Sayın İnce üzerinde de bir baskı oluşturduğunu, parti içindeki tavrın Sayın İnce üzerinde de bir baskı oluşturduğunu düşünüyorum. Esasında çevresindeki kişiler biraz daha sakin olabilseler, Sayın İnce oradaki en deneyimli siyasetçi, o deneyimli kişiliğiyle sakin düşünse belki de uzlaşı noktasına daha kolay gelebilir de düşünüyorum. Ama özellikle gençlerden olan o popülist yaklaşım şu anda bir coşku yaratmış durumda. Oysa ki seçime daha 50 gün var. O 50 gün kalmış. İçinde köprülerin altından hangi sular geçer, hangi köprüler yıkılır? Yani bu coşkuyla seçim anına giderken oylarımız aman boşa gitmesin, biz bu seçimi kazanmak istiyoruz duygu hakimiyetini iyi düşünmek lazım. Bugün popülist bir tavır var. Bir yıl önce Zafer Partisi'nin oyları da havadaydı. O mülteci çıkışından genç grup çok etkilenmişti. Bugün de başka bir şey var. Sayın Uslar, ben şunu merak ediyorum. Şimdi bir ortak akıldan bahsettiniz ya, şimdi son zamanlarda sık sık vurgu yapılıyor. Zaten bir ortak payda Millet İttifakı'nın muhalefeti bir araya getirdi. Tabii ki de siyasi çizgiler farklılaşabilir, farklıdır. Beklentiler, gelecek tasavvuru, siyasi çizgiler, ama bunlar sonranın meselesi ve şu anda seçime kadar herkesi bir araya getiren bir temel motivasyon var. Neden ve nasıl oluyor da sizce Sayın İnce bu temel motivasyonun dışında kalmayı tercih ediyor? Mesela oy oranının çok yüksek olduğuna ve daha da yükseleceğine olan inanç mı, özgüven mi? Ya da bu seçimden sonrası, yani bu seçimde istediğimizi elde edemeyeceğiz ama seçim sonrasına dair bir plan ya da proje mi? Ya da başka bir şey mi bilmiyorum. Belki bir inat mı sadece, ya da daha önce CHP ile arasında olanlardan dolayı bir kızgınlık mı? Hangisinin daha ön planda olduğunu ve rol oynadığını düşünüyorsunuz? Ben biraz inat kısmının daha ön planda olduğunu düşünüyorum açıkçası. Neden diyecek olursanız, ortada bir proje yok. Bakın, bir yıldır hazırlanan bir altı siyasi parti birlikteliği, biraz önce İstanbul eski il başkanı İYİ Parti'nin Buğra Bey de bunu açıkladı. İşte bir anayasa değişiklik metni hazırladılar, yol yürüme haritası hazırladılar, ortak politikalar mutabakat metni hazırladılar. Esasında bu nedir? Biz iktidara geldiğimizde neler yapacağız, ülkeyi nasıl yöneteceğiz, yolumuz nasıl olacak, budur esasında şu ana kadar Memleket Partisi'nin işte tarıma dair şunu düşünüyoruz, su projemiz dışında bir projesini duyduk mu? Sayın İnce diyor ki 300 kişilik bir kadrom var, kimse bilmiyor. Ama oysa ki siyaset bu değildir, siyaset kadroyu bilecek, o kadro güven verecek, insanlar o kadroya bakınca ha işte bunlar ülkeyi yönetebilir, bunlar alternatif diyecek. Şimdi bunların hiçbiri yok. Üstelik hatırlayalım, son bir ay öncesinde veya bir yıl öncesine dönelim. Partinin oyları %1'in altındayken de aynı söylem vardı. Yani mevcut söylemler bugün oluşmuş, parti oylarının arttığına dair bir takım anket sonuçlarıyla oluşmuş değil. Bir yıl önce partinin oyu %1'in altındayken veya anketlerde diğerleri altında iken dahi ne diyordu Sayın İnce? Biz bu iktidarı da göndereceğiz, biz bu muhalefeti de göndereceğiz. Şimdi o zaman o günkü söylemle bugünkü söylem aynıysa oy patlaması da olmadığına göre, yani böyle tavan yapmayacağına göre esasında bu bir siyasal argüman diye düşünüyorum. Bir sloganvari konuşma diye düşünüyorum. Üstelik tabii ki biraz haksızlık var. Yani biz Atatürkçü partiyiz deyince bugün Türkiye Cumhuriyeti'ndeki hangi parti, biz Atatürkçü parti değiliz, bizim ilkelerimizde bu yok diyen olur mu? Veya biz terörün her türlüsüne karşıyız derken başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere hangi siyasi parti yo olmaz biz terörle birlikteyiz diyen var mıdır? Yani bunların
çok popülist argümanlar olduğunu, tabii ki bu argümanların, sloganvari söylemlerin etkileyeceği bir seçmen kitlesi illa da olacaktır. Ama bu seçmen kitlesi sandığa gittiğinde genç olanlarda, orta yaşlı olanlarda herkes acaba oyun boşa gidiyor mu, gitmiyor mu düşüncesiyle hareket edecektir. Hı-hı. Üstelik yeni seçim yasası ittifaklarla seçime giden grup için %7 barajını aştırıyor. Ama %7 barajını aşamayan tekil seçime girmiş bir parti diyelim ki %6 oy aldığında o %6 oya tekabül eden milletvekilleri kime gidiyor? Milletvekili sayısı en büyük olan partiye gidiyor. Zaten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin apar topar seçim yasasını ama uzun uzun düşünerek ince hesaplarla milletvekili sayısı şunu yaparsak bu olur, bunu yaparsak bu yapar olur diye değiştirmesinin nedeni ve DOM sistemini tekrar tekil tekil uygulayacak olması tamamen biz nasıl daha çok milletvekili çıkarırız diye. Memleket Partisi %7'yi geçerse veya başka bir parti için de öyle sorun olmaz. Kendi milletvekillerini çıkarır ama %7'nin altında kalındığında geride kalan artık oylara tekabül eden milletvekilleri büyük partinin işine yarar ki bu da tam Adalet ve Kalkınma Partisi'nin arzu ettiği bir sonuçtur. Bugün Fatih Erbakan'ın bir açıklaması vardı. Görüyorum ki, düşünüyorum ki dedi. Memleket Partisi'nin aldığı oylar ve buradan çıkabilecek milletvekilleri Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yarayacaktır diye bizzat Sayın Fatih Erbakan bunu zaten açıkladı. Evet. Peki sorular var şey İsmail'inde ama şimdi, iki dakikamız var. Onu kullanalım Mehmet Bey, dönüşte soruyu alırız. Deniyor ki işten geç tane pusulada yer alacak diye. Şimdi evet, pusulada yer alması önemli intikap ama Muharrem İnce adaylığı devam ederse onunla verilen oylar yazılacak değil mi? Bir milyon oy aldı diyelim. Ama çekilirse Muharrem İnce'nin üzerine basacak bütün damga geçersiz oy sayılacak. Yani geçersiz kalan oylar partiler arasından bölünecek. O oy Muharrem İnce'ye verilen bütün oylar adaylıktan resmen YSK'ya başvurup ben çekildim derse o oylar geçersiz sayılacak. Çünkü öyle bir aday yok pusulada olduğu halde. Ama adaylığını sürdürürse o işte ona giden oylar da hesaba katılacağı için iktidar partisine yarayacaktır. Bu arada değil mi? Doğru mu tespit ettim Gayen? Çok haklısınız. Böyle bir şey de var ama bunun kime, günün sonunda kime yarayacağını kestirmek çok kolay değil. Çünkü geçersiz oylar, ben bir yanda geçersiz oylar, bir yanda seçime katılım oranı. Geçersiz oylarınız çok olduğunda siz seçime katılım oranını yüksek bile tutsanız geçersiz oylar onu aşağıya çekecektir bir yandan da. Bu arada bir dakikamız duyduğum kaldı. Kadarıyla Muharrem İnce'nin dünürü Özcan Bey, Özcan Işıklar'dı yanlış hatırlamıyorsam. Eski belediye başkanı, o da CHP'de milletvekili adayıydı. Nerenin belediye başkanı? Sanırım Özcan Bey şeyindi, Çatalca'nın belediye başkanı. Sibir. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Sivri, Sivri. Özür dilerim. Sivri. Kendisi Sibir ikisi dönür. Mi? Muharrem Bey ile Özcan Bey dönür. Gayet demokratik. Özcan Bey de İstanbul 3. bölgeden İstanbul aday adayıymış. Evet. Peki. Ama yine de Mehmet Bey'e katılıyorum. Mehmet Bey'e katılıyorum. Yani kötünün en kötüsü mü? İyinin birazı mı diye baktığımızda tabii ki olumluluk anlamında ben de tabii ki Sayın Tezkan'la aynı düşünüyorum. Sayın Usluer, reklam zamanımız geldi. Eğer uygun bulursanız isterseniz... Uygun